çalışır gibi. Ben ilçe yöneticisi olduğum için ve bütün mahallelerde de delegeler azından şey açısından biraz tanınır olduğum için biraz avantaj. Biraz da çalışmaya da erken başladığımız için ben mahallelerimi işte çarşamba, perşembe gibi bitireceğim gibi yola çıktık. Ben Kağıthane ilçe başkanına sizlerin desteğiyle adayım. Arkadaşlarla böyle bir istişare yaptık. Zaten daha önce de potansiyel bir aday olduğum için böyle bir yola çıktı. Şimdi tanımayan usulen 1965 Ordu doğumluyum. İki tane çocuğum var, evliyiz. İki çocuğumuz var. İki dönem meclis üyeli görevimiz oldu siyasi partilerde. 94 yılında belediye meclis üyesi adayıydım. 99'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'ydim. 2004'te de belediye meclis üyeliği görevini yaptım. 10 yıl bir belediye meclis üyeliği görevimiz var. Daha öncesinde yöneticiliklerimiz vardı. Yöneticiliği bırakıp meclis üyeliği yapmıştık. Son şu anki görevimizde ilçe yönetim kurulu üyeliği. Şimdi bu son süreçte hiçbir yönetime nasip olmayan ön seçimleri de sayarsak 8 tane seçim yaşadık. Bu seçimleri hep beraber yaşadık. Şimdi başarılıysak da beraber başarılıyız. Başarısızsak da beraber başarılıyız. Başarımızı daha üst noktalara çalışmak için taşıyabilmek için yani siyasi partinin başarı noktası iktidar olmaktır. Biz de iktidarı hedefleyecek, iktidara ulaşacak bir yönetim kadrosu oluşturarak 2019 hedef iktidar diye yola çıktık. Bunu sizlerin desteğiyle olacaktır. Binali abimizi de unuttuk. Gerçi mahalle biz onun misafiri, platform başkanımız da aramızda. Şimdi burada seçim minderine çıktığımızda değişik konularda dedikodu, maalesef dedikodulara varacak şeyler var. Söylentiler vesaireler var. Bugün işte tuhaf söylentiler var. İşte adaylar birleşecek falan. Arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı adayı olarak kongreye, ilçe başkanı adayı kongreye gideceğim ve o kongre salonunda aday olarak gireceğim. Hiçbir adayın lehine kesinlikle çekilmeyeceğim. İlçe başkanı olduğumda Sayın Genel Başkanımı ziyaret edeceğim. Genel Başkanımla Kağıthane ile ilgili, İstanbul'la ilgili görüşlerini sunacağım. Kağıthane ile ilgili görüşlerini şu şekilde. Efendim, Kağıthane'de kurultay delegesi ile ilgili bir talebiniz var mı? Bu usuldür. Benim aldığım siyasi ahlakla. Eğer varsa bir usul, güvenilir bir arkadaşsa tamam diyeceğim. Ama genel başkanımızın belki yakinen tanımadığı ya da birisinin tavsiye ettiği bir isim ortaya çıkarsa o isimin de şöyle sakıncaları var diye genel başkanımıza uyarıda bulunuruz ve genel başkanımız o sorumluluğu alırsa gene bizim açımızdan sorun yok. Aksi takdirde gerçekten genel başkanımıza bağlı bir kurultay listesi oluşacaktır kesinlikle. Önümüzdeki süreçte biz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyeceğiz. Biz bütün partililer olarak şunu iddia ediyorum. Genel Başkan'ın çalıştığının %1'i kadar çalışsak partide iktidar diye bir sorun olmaz. Önce biz çalışacağız, ondan sonra suçlayacağız etrafımızı. Dolayısıyla böyle tuhaf bir dedikodular da dolaşıyor. Ben yola Genel Başkan'dan önümüzdeki kurultaya Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmak üzere yola çıkacağız. Şimdi bunun dışında bunlar aslında çok söylenecek şeyler de değiller de biz söylem olarak, program olarak partimizin aslında çok söylenecek ya da ilave edecek çok şeyleri yok. Sadece ve sadece bizim yetersiz kaldığımız örgüt yapımız. Örgüt yapımız gerçekten yetersiz.
Şimdi biz bu örgüt yapımızı yeterli hale nasıl getiririz? Hedefimiz örgütümüzü yeterli hale getirmek. Bu şöyle bir şey. Mesela her sokakta üyemiz olması gerekiyor. Bizim mahallelerde maalesef üyelerimiz belli sokaklara öbeklenmiş durumda. Bu da bu zamana kadar siyaset yapan abilerimiz, bizler üyeliği sen beni seç, ben seni seçim oyunu oynamışız. Gerçekten iktidarı hedefleyip gerçek üyeliğe gitmemişiz. Bir de bizim Kongre Partisi, bunu kabul edelim, ön seçimlerde bile en yoğun katılımımız, parti için katılımımız üyelerimizin %50'sine ulaşmadı bu zamana. Şimdi demek ki üyelerimizde de bir sorun var. Yani bizim kağıthanede 6000 üyemiz var, ön seçimde 3000 üye katılıyor. Bir seçimi bırakıp diğer seçimi vesaire, bu 3 yıllık süreçte üyelerimizi bir tasnif edemedik. Biz mahalle başkanlarımızla mahallelerde önce bu üyelerimiz gerçek mi, var mı, yok mu, yaşıyor mu, taşınmış mı, onu elden geçireceğiz. Mahallelerimizin verdiği rapora göre eğer taşınmışsa, taşındığı adres biliniyorsa o adrese taşıyacağız. Diyeceğiz ki Küçükçekmece'ye taşınmış. Oraya göndereceğiz. Bilinmiyorsa yine üyelikten düşüreceğiz. Bilinmeyene gitmiş diye en azından kağıthane üye listesinden çıkartmamız gerekiyor. Çünkü üyemiz var diyoruz. Öyle bir şey yok. Maalesef genel merkezimiz, bu ölen üyelerimiz, rahmetli olan üyelerimiz bile hala listelerde üye olarak görünüyor. Daha sonra bilimsel olarak bir siyasi parti iktidarı hedefliyorsa seçmen sayısının %10'u kadar üye yapacağız. Her sokakta üyemiz olacak. Seçmen sayımız kaçsa %10'u kadar üye yapacağız. Şimdi Seyran Tepemizin seçmen sayısı kaç? 18 efendim? 16 bin. Demek ki Seyran Tepe mahallemizin iktidar birinci parti olabilmesi için her sokakta üyesi olacak, artı 1600 üyesi olacak. Buna ulaşacağız. Biz bunu mahalle başkanına, mahalle yönetimine parti görevi olarak vereceğiz ve düzenli rapor alacağız. Bu hafta kaç üye yaptı? Bu hafta kaç üye yaptı? Çok önce herkes biraz zahmet alsın. Artı üyesiz sokak olmazsa olmazımız olacak. Eğer bir mahalle başkanı hala üyesiz sokağı varsa demek ki mahallenizin başkanı başarısız. Demek ki partimiz bu mahallede yetersiz ve başarısız. Üyesiz sokak kalmayacak. Bizim şöyle bir sorunumuz yok İstanbul'da, özellikle kağıthanede. Oy çıkmayan sandığımız yok. Her sokağa üye düşüyor. En düşük sandığımız kaç oy aldı mesela, en düşük sandık? Seyran Tepe'de. Efendim, evet. 30'un altında yok. Yok. 22 var. 22. Var mı? Neyse, 22. Ha, 22. 22. Demek ki en kötü sokakta 22 tane partilimiz var. Bu 22'den birini de bulun lütfen, üye yapın arkadaşlar. O da mahalleye düşüyor göre. Biz birbirimizi, kimin tanıdığı delege olsun, kim ne olsun, yani böyle tuhaf parti içi yarışlar. Ya biz eğer ilçe başkanı olduğumuzda iktidar hedefli bir mahalle yönetimleri oluşturacağız. Mevcutları değiştireceğiz anlamında değil. Onlara takviye yaparak hep birlikte barış, hep birlikte iktidar hedefli, başarı hedefli bir yönetimimiz olacak. Biz gerçekleri koyacağız önüne, onunla yol yürüyeceğiz. Çünkü başarı hedefi olmayan da siyaset yapmasın, sempatizan olsun, üye bile olmasın ya. Artı her üyemiz iktidar hedeflemek için 5 yılda bir üyemiz bir tane karşı partiye oy vereni partimize katsa iktidar olduk. Bunu
topyekun bir seferberlik gibi ortaya koyduğumuzda iktidar olmamak için iktidar bizim için çok uzak değil. Bir ana muhalefet partisi olarak çok uzak değil. Bir de çalışmalarımızı bilimsel olarak götüreceğiz. Ben ilçe başkanı olduğumda bir sosyolog, bir de yerel yönetimlerde yetkin Kağıthane Belediyesi'nden emekli bir müdürlükten emekli, yeni emekli olan bir arkadaşımızı danışman olarak alıp mahallelerde belediye meclis üyelerini aktif çalıştıracağız arkadaşlar.